Tamam, başlıyorum. Açıortay test 2. Şimdi aşağıda birim kareli zeminde ABC üçgeni çizilmiş diyor. Şekildeki üçgenin A köşesine ait açıortay doğrusu çizilirse BC kenarıyla yapacağı geniş açını ölçüyor. Güzel duruyor soru. Soru güzel. Şimdi açıortayın nereden geçtiğini bilmiyorum ama şöyle bir açıortayı düşünsek. Ne biliyorduk? Açının kolunun ayırdığı parçaya oranı diğer kolun kendi tarafından ayırdığı parçaya oranına eşitti. O zaman şimdi bizim için önemli olan ilk etapta şu AB kenar uzunluğu ile AC kenar uzunluğunu bulabilirsek, yani bu ikisinin oranını eğer bulabilirsek sanki biraz yürüyebiliriz bu soruda. Dikkat edecek olursanız bunlar birim kareli kağıttan oluşuyormuş. O zaman şurası 2 birim olursa şurası 4 birim olur. Haliyle AB uzunluğuna 2 kök 5 diyeceğim. 4 dursun. Şu uzunluk kaç? Dikkat edecek olursanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burası 4, burası 8 ise 90 olacağından dolayı hipotenüsü, yani şurası 4 kök 5 olacak. Demek ki AB uzunluğu 2 kök 5 iken AC uzunluğu 4 kök 5. Yani kaça kaç oran var? 1'e 2 oran var. O zaman diyorum ki bir açıortay çizecek olursam A noktasından çıkan, yani A açısının açıortayını çizecek olursam bu açıortayın nereden geçiyor olması lazım? Şuradan bir yerden geçiyor olması lazım ve açının kollarının 2'ye 4 gibi, yani 2 kök 5'e 4 kök 5 veya 1'e 2 gibi bir oran olduğundan dolayı aşağıda ayırdığım parçalarda da gene bu 1'e 2 oranını ne yapmam lazım? Aynı şekilde aynı sırada 1'e 2 oranı var demem lazım. Yani şu uzunluğa oranı 1 bölü 2 olacak. Zaten dikkat edecek olursanız şu noktaya açıortayı o noktaya çizmemin sebebi oydu zaten. Çünkü burası 2 birim, burası 4 birim. Yani açının kolunun ayırdığı parçaya oranı diğer taraftan aynı şekilde birbirine eşit olacak şekilde ayırdım. O zaman bu noktaya K noktası diyecek olursak demek ki A köşesinden çıkan açıortayın üçgenin BC kenarını K noktasında, oraya K noktası diyecek olursak K noktasında keseceğini söylemiş olduk. Peki sonra bana diyordu ki BC kenarıyla yapacağı geniş açının ölçüsü. Yani aslında adam diyor ki şu açının ölçüsünü bulabilmişsin. Bulduk aslında. Şöyle diyebiliriz. Nasıl? Şimdi AK'ya dikkat edecek olursan köşegenden geçiyor. Yani demek istediğim şey şu açı 45 derece. Birim kareli kağıt olduğu için. E şunun da 90 olduğu noktasında herhalde sıkıntı yaşamayız. O zaman bahsi geçen geniş açının 135 derece olduğunu söyleyebilirim. Evet. Eğer bunu görmediysek şu da mümkün. Az önce bu kenar uzunluklarını bulmak için şuradan dik üçgen oluşturmuştuk. Dikkat edecek olursanız çizdiğim bu siyah uzunlukların her biri dörder birim. O zaman ikizkenar dik üçgendir. Dolayısıyla şu açıya 45 derece diyebilir. Dolayısıyla açıortayın bu bahsi geçen BC kenarıyla yaptığı geniş açının ölçüsünün 180 eksi 45, 135 olduğunu o şekilde de söyleyebilirdim. Güzel bir soruydu. Kendisine bay bay diyor. Geçiyorum 2'ye. Aşağıda iki tane dik üçgen şeklinde iki ahşap parça verilmiş. Açılar 15'er derece. BC uzunluğu belli, sadece 6 ve AC eşit DE. Tamam. Yani birinin hipotenüsü AC, diğerinin dik kenar uzunluklarından birine eşit DE'ye. Sonra ne diyor? Bir marangoz yanında ölçü aleti olmadan DF uzunluğunu hesaplamak istiyor. Eyvallah. Bunun için AC kenarını DE ile çakıştıracak şekilde. Bakınız Hocam, şimdi. bir önceki soruda bilgisayar kapandı da göremedim sonuna doğru. Peki. Şimdi ne söyledik? 2 kök 5'e 4 kök 5. Burası tamam mıydı? Evet hocam. Peki. O zaman kenarları oranı 2'ye 4. O zaman diyorum ki ayırdığı parçalar oranı da 2'ye 4. Yani 1'e 2 oranı da olmalı. O zaman bu açıortayın BC'yi K noktasına kesmesi lazım ki 2 bölü 4. Yani bu üçgenin, ABC üçgeninin kenarları arasındaki 2 kök 5 bölü 4 kök 5 oranını sağlasın. Eğer buradan geçecekse AK'yı çizdiğimde dedim ki şu açının 45 derece olduğu zaten görülüyor. Çünkü köşegenden geçmiş, karelerin köşegenlerinden. Şu açının da 90 derece olduğunu görürsek o zaman BC ile yaptığım geniş açının ölçüsünün 135 olduğunu söylerim. Veya şu üçgenden onu turkuazla çizeyim. Şu üçgene bakacak olursak
Bu üçgenin ikizkenar dik üçgen olduğunu gördük. Çünkü kenar uzunlukları 4'e 4. Köşedeki açı 90. O zaman bu siyah açı şu zenci açının 45 derece olduğunu söylerim. Dolayısıyla geniş açı da 135 derece olur. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet, kolay geliversin. Devam ediyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Şimdi bir tane marangozun şöyle enteresan bir derdi var. Şimdi dikkat edecek olursanız şurası B köşesi, burası A idi, burası C idi eskiden. Benzer şekilde burayı D ile burayı F ile çakıştırmış. Doğru mu? Yanlış. 90 derece E köşesinde. Yani şurası E köşesi, aynı zamanda şu daha açık renkli olan tahtanın. Orası da F mi? Burası F değil, sivri uç D. O zaman D. Diğer boş kalan da ne olacak? DEF. Yani şu. Şimdi adamın derdi neydi? DF uzunluğunu hesaplamak istiyordu. Yani şurayı. Tamam. Sadece bilgi olarak neyimiz var? Elimizde şurasının 6 birim olduğuna dair bir bilgi var. Ve şu açıların 15'er derece olduğuna ait bir bilgi var. Yani bir açıortay söz konusu. CA veya ED'nin açıortay olduğunu, yani şöyle dalgalı çizim kurursam, şunun açıortay olduğunu görüyoruz. Şimdi açıortay ne diyordu bana? Açıortay tanımından dolayı söyleyeceğimiz en güzel özelliği açıortayın şu idi. Diyordu ki açıortayın üzerindeki herhangi bir noktadan, mesela o nokta şu nokta olsun, açının kollarına inen dikmelerin uzunlukları birleşti. Yani eğer ben buraya 6 birim dediysem, o zaman şurasının da 6 birim olması gerekir. Okey. O zaman bitiriyorum soruyu. Nasıl bitiriyorum? Biz bu birbirine eşit olduğunu söylediğimiz açıların 15'er derece olduğunu biliyoruz. 15-15. 15-75-90 üçgeni var. Bu üçgene ait söyleyeceğimiz en güzel özellik de, en sık kullandığımız özellik de neydi o? Hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün 4'te 1'iydi. Yani haşa 4h dediğimiz mevzu. O zaman ben eğer şuraya 6 yazdıysam, buna ait olan yükseklik, yani şu kısma da 6'nın 4 katı 24 yazacağım. Dolayısıyla marangozun bulmak istediği DF uzunluğunun 24 birim olduğunu söyleyeceğim. Evet, marangoza selam. Sorulara devam. Ne diyormuş bakalım. Bir ABC üçgeninin üç köşesinde ABC, yani Ali, Büşra ve Cem var. Ali'nin Büşra'ya uzaklığı 10. Şurası 10. Cem'e 15. Büşra ile Cem arası mesafede. Şurası da 20'ymiş. Şimdi Ali ne yapıyor? A köşede bulunan vatandaş. Şu kerata. Şu çılgın çocuk. AB ve AC kenarlarına daima eşit uzaklıkta olacak şekilde. Şimdi kenarlara eşit uzaklıkta olacaksa, o zaman diyorum ki bu A açısının açıortay üzerinden yürümeli. Çünkü açının kollarına, yani AB ve AC kollarına eşit uzaklıkta bulunmak istiyorsan bu zaten açıortayın tanımıdır. Neydi açıortay? Açının kollarına eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi. Okey. O zaman bahsi geçen bu Cin Ali, bu kırmızı açıortay olduğunu söylediğim bu kırmızı doğru üzerinden yürüyecek. Yürüsün. Hatta koşuyormuş. Koşsun. BC kenarına ulaştığında, yani şurada, Cem'e olan uzaklığı Büşra'ya olan uzaklığından kaç metre fazla olur? Bitti soru. Nasıl bitti? Şöyle. Eğer biz bunun açıortay olduğunu söylediysek ve açının kollarında 10'a 15 gibi bir oran varsa, o zaman haliyle şuraya 10K, şuraya 15K diyebiliriz. Kollar oranı tabanlar oranıydı. Veya bunu biraz daha güzelleştirelim. 5 ile sadeleştiriyorum. 10K'yı 5'e bölüyorum 2K. 15K'yı 5'e bölüyorum 3K. Böyle daha güzel olur. Dolayısıyla eskiden 20 birim olan BC uzunluğunun neye eşit olduğunu söyledim. Mevcut veriye göre 20'nin 5K'ya eşit olduğunu söyledim. O zaman K bizim için nedir? 20'yi 5'e bölersem 4. Peki benden ne istiyordu? Cem'e olan uzaklığı Büşra'ya olan uzaklığından ne kadar fazladır? Zaten Cem'e olan uzaklığım 3K. Büşra'ya olan uzaklığım 2K. Bunun bundan farkını kaç metre fazla olduğu için bunun bundan farkını soruyor. Yani benden istediği şey K. Zaten onu da bulmuştuk. Evet. Buna da noktayı koyuverdim o zaman. Devam ediyorum aşk ile. Hocam Havanur şey yazdı da, bir sonraki sorunun son kısmını anlatır mısınız yazdı da chat'e. Evet, chat'te yazdıysan olmaz o. Chat'i gördüm ama. Evet. Chatleşmiyorum ben. Eskiden vardı onlar. Nerede sıkıntı var söyle bana. Ses 1-2-3. Halen chatleşiyorsun.
Kulaklığım çalışmıyor. Hocam kulakla çalışmıyormuş. En son kısımdaymış. He, ah garibim ya. Bu soruyu mu kastediyor? Marangoz. Evet. Aynen. Aynen. Aynen de öyle yazılmaz ki bu. Ne yapmış öyle? Peki. Şimdi dedik ki şöyle bir şey var. Şimdi bu açılar 15'er derece. Yani şuralar 15'er derece. Buralar 15'er derece ise bir açıortay söz konusu burada. Yani nereler 15'er derece? Zaten buraya noktalı 15-15 koymuşum. Açıortayın kullandığımız en güzel özelliği neydi? Şuydu. Dedi ki açıortayın üzerinden alınan bir noktadan açının kollarına inen dikmelerin uzunlukları birleşti. Yani şurası 6 ise burası da 6. He, iyi. Neresi iyi? Şurası. Şu üçgende bu üçgenin 15-75-90 üçgeni olduğunu görüyorsun. O üçgende ne yapmam lazım? Evet, güzel. Köfteyi hızlı çaktım bu sefer. Harika. Geldim o zaman 4'e. Evet, 4'e. ABC üçgen şeklindeki kağıt BC üzerine C köşesinden 12 birim uzaklıkta. BC üzerinde C köşesine 12 birim uzaklıkta bir D noktası, yani şurası 12 birimmiş diyor. Adamın söylediğine göre şurası 12 birim. Katlanıyor, bu durumda C üssü noktasına giriyor. Şimdi hatırlarsanız dün kıymetli gençler, eğer bir katlama sonrasında bir üçgeni katlıyorsak herhangi bir kenar, mesela buradaki eskiden AC olan kenar katlanıp bunun şöyle komşu kenarının üzerine gelecek şekilde, çakışacak şekilde katlama söz konusu oluyorsa şu açı şuna eşit oluyor demiştik. Yani oluşan kat izi sıklıkla kullanılan tabir. Göremiyorum. Efendim? Hocam yok bir şey. Tamam. Kulaklığım oldu da benim, onu şey yapmıştım. Güzel. Bunun şerefine bir uzun hava patlatırsın. Yani bu çizginin, bu benim sonradan çizdiğim kırmızı çizginin bir açıortay doğrusu olduğunu söylüyorum. Okey. AB 20 birim demiş. 20. AC 24 diyor. Çok güzel. Her şey tamam benim için. Okey. Şuna da istiyorum. Şimdi yandaki şekile henüz odaklanmadım. Az sonra onun da ağzını burnunu dağıtacağım. Şimdi eğer biz bu kırmızının açıortay olduğu noktasında anlaştıysak yapmamız gereken şey şudur. 20'nin x'e oranı 24'ün 12 oranı yazmamız lazım. Yani 20 bölü x eşittir 24 bölü 12 yapacağız. Aslında bu oranı yazmamıza da gerek yok. Zaten 12'ye 24'ten köfteyi çakıp hemen x'in 10 olduğunu rahatlıkla ifade edebilmemiz lazım. O zaman neresinin 10 birim olduğunu söyledik? Şurasının eskiden. Benden ne istiyordu? BC üssü D üçgenin çevresi. Okey. Şimdi bakın kıymetli gençler. Şuraya kaç dedim? 10. Şurası 12 birimdi. Katlama sonucu bu dalgalı kısım, Ruffles dalgası nereye geldi? Aha da şuraya. Eğer burası 12 ise burası da 12. Sonra şu uzunluk, şöyle güzelleştireyim onu. Bakın AC kenar uzunluğunun 24 birim olduğunu biliyorum. Şu kırmızı. Eğer ben bunu katlayıp yan taraftaki gibi katladıysam nereye geldiğini söylemem lazım, şuraya. Yani bu kırmızıların uzunluklarının birbirine eşit olduğunu görmem lazım. Yani burası 24 ise bu AC üssü de 24. Fakat şuraya kadar olan kısım, yani şunun az önce biz 20 birim olduğu bilgisine sahiptik. O zaman katladığımda 24 oluyorsa haliyle şu minnak parçaya da kaç kalacak? 4. O zaman onu da şöyle yapayım. Her taraf tırtıklı oldu ama olsun. Kusura bakmayın artık. O zaman benden istenen üçgenin çevre uzunluğu istenen, çevresinin kaç olduğu istenen üçgenin bütün kenar uzunluklarını bulduysak haliyle çevresini de nasıl bulacağız? Toplam işlemi. Ne yapıyor bu? 26 mı? Evet. 62 olsaydı bir tavşan çıkarırdık bundan ama olsun. Yapacak bir şey yok. O zaman bunu da paketledim. Ana temamız neydi? Üçgeni katladığımızda bir kenar diğer kenar ile çakışıyorsa arada oluşan kat izi bana onun açıortay olduğunu söylüyordu. Evet, kendisine teşekkür ediyorum. Geliyorum 5'e. Evet, GeoGebra veya nasıl okuyacaksan gavurcasıyla da ifade edebilirsin. İşte öğrenme falan filan beta alfa açı 2 hesaplanmış. Şimdi yukarıda bir metin var, bir paragraf. Bu paragraf anlamlı iki paragrafa bölünmek istense diyor, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Öyle enteresan sorular vardı eskiden. Şimdi yukarıda uzun uzun bir metin var ama o metnin bana söylediği sadece şu. Beta açısının alfa açısının iki kat ölçüsüne sahip olduğu.
O zaman biz buraya beta yazacağımıza 2 alfa yazalım. Okey to. Tamam. DC uzunluğu 6 ise AD uzunluğunu kaç birim olarak hesaplıyor? Güzel. Yani şimdi bana sorduğu soru şu aslında. Diyor ki hacı, bakın şurası 6'dan başlıyor 15'e kadar. Yani kaç birim şurası? 9 mu? Evet. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır değil mi? Eskiden öyle kalıyordu. Yani yaklaşık 1 dolar. 9. Okey. AD uzunluğu istiyor. Şimdi AD uzunluğuna ulaşmak istiyorum. Hatırlarsanız bizim dik üçgende sevdiğimiz bir şey vardı. Çok iddialı bir isme sahip bir yaratık. Neydi o? Muhteşem üçlü. Diyorduk ki eğer dik köşeden kenarortay, neyse kırmızı oldu, mavi olsaydı, farklı bir renk olsaydı görürdü ama çizecek olursak bu kenarortay uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarı uzunluğuna sahipti. Yani tık 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 üçü birbirine eşit oluyordu. Yani nereler birbirine eşit oluyordu? Şurası. Şuna. Bunların hepsi de şuna eşit oluyordu. Şu noktaya kadar getirmeyeyim, karışmasın. Peki ne işime yarayacak bu diyorsun? Yani mevzu açıortay, gitti kenarortaya. Şu işime yarayacak. Eğer ben bunu bu şekilde ifade ettiysem şu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu söylüyorum. Tırtıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkaracağım? O zaman diyeceğim ki eğer şuradaki C köşesinde bulunan açının, yani beta'nın 2 alfa olduğunu söylediysem, şuradaki B'de bulunan açının da 2 alfa olması gerektiğinden şuraya alfa yazacağım. Güzel. Şimdi açıortayı yakaladım. Evet, mutlu ve mesutum. Şimdi açıortayı yakaladım. Tamam. Az önce güzel bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Muhteşem üçlü. Ne diyordu bana muhteşem üçlü? Diyordu ki bu 3 parça birbirine eşit. O zaman ben eğer şu iki nokta arasındaki mesafeyi x diyecek olursam, x, yani buraya toplamda x artı 6 demiş olduğum için şuraya da x artı 6 demem gerekiyor. O zaman şuradaki parçaya da gene uzunluk olarak x artı 6 birim demem lazım. X artı 6. Evet, karışıyor orası. Peki, o zaman az önce içini boyadığım üçgende hadi bir açıortay yazalım. Hangi üçgeni kastediyorum? Şunu. Evet, renk iyice kötüleşti ama olsun. Herhalde ne yazacağımı çakmışsındır. 9'un 6'ya oranı 9 bölü 6 eşittir şu tırtıklı parçanın şuna oranı. Yani x artı 6'nın x'e oranı. Gereken işlemi yapacak olursan x'i buradan 12 bulursun. Okey to. Ne istiyor benden? AD uzunluğu. Şimdi benden AD uzunluğu isteniyorsa o zaman diyorum ki AD uzunluğu da nasıl bulacağım? AD'de ne var? 2x artı 6 var. X'i 12 bulan adam getirip burada yerine yazarsa 24, 6 daha kaç yapacaktır? 30. Evet. Aynen öyle. Güzel. Tatlı bir soruydu. Soru 5. Kendisine teşekkür ediyor ve onu da uğurluyorum. Bay bay. Evet, bir ürkütücü soru var. Şekilde ABCD dörtgeni karton sırasıyla katlanıyor EF noktalarından. Evet. Sonra diyor ki bunlar çakışıyor. AC üzerinde çakışıyor. Okey. Şimdi tek tek inceleyeceğim bunu. Şimdi bakın şurası sarı. Şimdi ben bu sarı kısmı katladığımda diyorum ki aha da şu turkuaz yere gelir. Çok kötü oldu. Boş verelim onu. Yani demek istediğim şey şu. Açısal olarak yürüyecek olursak şuradaki minnak açıya A dersem şuradaki minnak açıya A, şuradaki minnak açıya B dersem şuradaki minnak açıya da B diyeceğim. Benzer şekilde farklı bir renkle devam edeyim. Şu üçgeni de katladığımda eğer şuraya geliyorsa o zaman bunlar arasında da şöyle bir şey yapalım. Şimdi AB dedim. O zaman şuraya C dersem şuna C demem lazım. Çünkü katladığımda o açı oraya geliyor. Ve gene benzer şekilde buraya D desem buraya da D demem gerekiyor. EF'nin doğrusallığı bilgisi var. Okey. O zaman biz şuradan şu iki açının toplam cazının B artı D'nin 180 olduğu bilgisine sahibiz. Yaz onu bir köşeye. B artı D 180. Okey. Ve aynı şekilde şurada bakınız. Şurasının 60 derece olduğunu biliyorum. Neresinin? A ile C'nin toplamının. O zaman elimdeki diğer bilgi de A artı C'nin eşittir 60 olduğu bilgisi. Peki. O zaman diyorum ki bunlardan yola çıkarak şunu rahatlıkla yazabilirim. M, B, A, D açısı.
Nedir o güzel kardeşim? BAD. Yani şurası komple kaç derecedir? Ne var orada? 2A ve 2C var. O zaman o açının eşiti 2A artı 2C'dir. Ki o da artı C 60 ise 120'dir. Tamam. O zaman şu açıyı 120 derece buldum. Şu B'deki ve D'deki açıların toplam cazını az önce 180 dedik. O zaman şu C'ye de kaç kaldı? C'ye kaç kaldı? 60 değil mi? Evet, ama bana x açısı soruyor. Vay ağzını kırayım. Ne mutlu ve mesut ilerliyordum ama maalesef öyle kalıverdik. Peki x açısının ölçüsünü kaç derece olarak söyleriz kıymetli gençler? Fikri olan var mı? Fikir yok mu? Peki, burasının da açıortay olması gerektiğini söylüyorum. Yani burada x var. 2x 60 ise x 30'dur diyorum. Evet, neden açıortay oldu? Size ödev kalsın. Bir sonraki dersimizde soracağım ona göre. Niye orası açıortay oluyor? Ellerinizden öpsün. Evet. 60 bulunca sevmiştim soru bitti diye ama bitmemiş. O zaman 7'ye geçiyorum. Evet, ürkütücü bir soru. ABC'de dik üçgen imiş. Özdeş iki kağıt. He, tamam, ABC üçgeni şeklinde özdeş iki kağıt. Demek ki üst üste. Üstteki diyor ki dik olan B köşesi sabit olacak şekilde ok yönünde 45 derece döndürülüyor. O zaman 45 derece çevirirsem ben bunu. Şunun 45. Anlatmışsınız, kestiğim için özür dilerim. Bir daha söyle. Bir öncekini tekrardan anlatır mısınız? Onu Kaçırdım sonra. da son kısmını. Kestiğim Neresinde için özür sıkıntı dilerim. var? Tamam. Anlaştık mı şu an? 2 artı 2C'nin 120 olduğunu anladım. Sonrasında ses gitti. Evet. Tamam. O zaman 120 ise şurası 120 dedim. Anladım. Anladım. Okeydu. B ile D'nin Anladım. toplamda 120 ise 180. 120. Öbür karşı kısmı 60. Delta'dan ondan sonra. Evet, dörtgen içerisinde Tamam. toplam 360. Şey yazdım. X açısı için yerine yazdım. 60 Evet. bölü 2 30. Evet, aynen öyle. Tamam. Evet, geri veriyorum 7'ye. Şimdi bu açıların 45'er derece olduğunu Peki söyledim. B'de şeydi zaten. Pardon, B'de de 180. Evet. 45 derece çevirdik. Bu açıların 45'er derece olduğunu söyledik. Bir bilgi var. O da ne diyor? KC uzunluğu 6 birim. Oo, iyi. Evet, başlayalım. Şimdi soru kapalı. Şimdi bakın kıymetli gençler, şöyle biraz renklendireceğim bunu. Şöyle mavişle başlayalım. Şimdi eskiden şurada bir AB uzunluğum vardı. AB kenar uzunluğum vardı. Maviş. Şimdi ben bunu çevirdim, döndürdüysem o buraya gelmiş oldu. Yani bu ikisinin birbirine ne olduğunu söylüyorum. Eşit uzunluk olduğunu söylüyorum. He, o zaman oluşturduğum üçgen ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgen ve tepe açısı da kaç derece? 45. O zaman taban açılarına kaç kalır? 180'den 45 çıkarıyorum. 135. Yani 67,5 kalır her bir taban açısına. Şurası da 67,5. Burası da 67,5. Çok kötü be. Adam gibi açı verseniz ölürsünüz değil mi? Neyse, sildik orayı ama çakmasındır köfteyi. Şurası 67,5. Şimdi bu 67,5 olan açı eskiden diyorum ki şuradaydı dikkat edecek olursan. BAC açısıydı o. Yani demek istediğim şey şu zence açı eskiden buradaydı. Şimdi ben ona 67,5 dediysem buna da 67,5 demem lazım. O zaman bura 45, bura 67,5'sa şurada 67,5 olacak. Yani burası da nasıl üçgen? İkizkenar üçgen. Okey to. O zaman az önce mavi çizmiştik bunları. Tekrar mavi çizelim. Canım çok çekmişti. Onu tekrar mavi çizeyim. Yani kimi? Demiştim ki A üssü B eşittir BA. Dolayısıyla burası da bu yan tarafta ikizkenar olduğu için eşittir BK diyeceğim. Evet, sakin ol şampiyon. Bunlar birbirine eşit Hocam uzunluk orası olduğu neden için. ikizkenar? Efendim? Orası neden ikizkenar? A, B, K üçgeni. Şimdi şurasının 67,5 olduğuna itirazın var mı? Hayır. Yok. Peki ben bu şekli çevirmeden, yani döndürme işlemi yapmadan önce
Bu A üssü köşesindeki açı diyorum ki şuradaydı. Doğru mudur? Evet. Burası da 67,5'sa 180'den çıkaracak olursan şurası 45. Burası 67,5. O zaman burada 67,5 olmalı ki toplam 180 olsun. Anladım. Okey to. Okey to. Sonra ne diyorum? 6 ise AA üssü. Şimdi buna dikkat et. Neye dikkat et? Buna. Şimdi benden istenen AA üssü aslında yani şu uzunluk aslında şu uzunluk. Doğru mudur? Çünkü şuna bir numara diyecek olursam, şuna iki numara diyecek olsam, bu bir numaralı üçgen ile iki numaralı üçgen birbirine eş. Bakın tepe açıları 45'er derece ve 45 derecenin sağındaki solundaki kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman tabanın uzunlukları da birbirine eşittir. Şimdi burada da anlaştıysak yürüyorum. Nasıl yürüyeceksin ki hoca diyeceksin. Eskiden şu üçgenin bakınız 45-45 BK ile 45-45 bölündüğünü söyledim. Şu BK ile. Yani BK onun açıortayı. Açıortay teoremi yazacağım ama neyi bilmem lazım tabii. Şu uzunluğu bulmak istiyorum ben. Çünkü o aynı zamanda buydu. Neyi bilmem lazım? Kenarlar oranını. Çünkü 6 bölü x yazacağım. Yani neyi yazacağım? 6 bölü x eşittir. 6'nın x oranı BC'nin AB oranı diyeceğim. Evet. BC bölü AB. Fakat bu üçgen güzel bir üçgen değil. Yani daha doğrusu hani çok aman aman sevdiğimiz bir üçgen değil. Şurası 67,5 derece dedik. O zaman 90'dan çıkarsam buraya 22,5 kalır. O zaman biz bu üçgenin kenarlarının uzunluklar oranını bulmamız lazım. O şekil çok karıştı. Şuraya tekrar yeniden bir üçgen çizeceğim. Dik üçgen. Şöyle olsun. Derste ifade etmiştik ama tabii dik üçgeni geçeli çok oldu üzerinden. Şimdi ne bulmak istiyorum? Şurası 90, şurası 22,5, burası da 67,5. Bu üçgenin kenar uzunluklarının nasıl olduğunu bulmak istiyorum. Şimdi 22,5 çok seveceğimiz bir açı değil. Fakat eğer biz şuradan bir 22,5'luk açı alırsak, derste de böyle bir atraksiyon yapmıştık. Hatırlarsanız muhtemel. Yani eğer şurayı da 22,5 derece olacak şekilde alırsam, şurası 45 olur. 2 içi 1 dıştan. Şurasına da 45 kalır. O zaman eğer ben şu uzunluğa A birim dersem şu uzunluğa da A birim demem lazım ki şurası ikizkenar dik üçgen. O zaman bu kırmızı hipotenüs uzunluğu A kökü 2. Şurası da gene ikizkenarlıktan. Çünkü şurası da ikizkenar üçgen. 22,5, 22,5'tan A kök 2 olur. O zaman BC bölü AC oranını buldum. Bakınız BC dediğim yer burasıydı. Yani A parantezini alırsam kök 2 artı 1 bölü AB uzunluğu dediğimde şurasıydı. Yani A. A'lar birbirini götürürse elimde şöyle bir eşitlik kaldı. 6 bölü x eşittir kök 2 artı 1 bölü 1 yazmama gerek yok. Buradan da gereken işlemi yaparsak eşilenlikle çarpacaksın falan filan. Ama önce şunu şöyle yazayım. X şu çıkar. Sonra eşilenlikle çarparsan x 6 parantezinde kök 2 eksi 1 gibi. Hatta onu da dağıtırsan şöyle iğrenç bir cevabın çıkacaktır. Ümit ediyorum anlaşmışızdır. Ama sert bir soruydu yani. Hakikaten soru 7 daha öncekiler gibi değildi. Yani şu 5 de gerçi güzeldi ama 7 biraz insafsızca olmuş. Yine de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet geliyorum son teste. Pardon son soruya. Yukarıda 36-36 yani ikizkenar bir üçgen verilmiş. X bölü Y oranına altın oran denir ve şunun ile gösterir demiş. Fi ile gösteriyormuş. Şimdi diyor ki buralar 1-1. Buna göre BD uzunluğu. Okey. Şimdi alttaki şekilde bir yukarıdaki bilgiden hariç alttaki şekilde bir yürüyelim. Güzel kardeşim diyorum ki eğer şurası 72 ise şurası da 36 olmalı. Çünkü şu açıyla şu açının toplam cihazı 36-36 şunu vermeli 72. 2 iç 1 dış diyorduk. Peki. Sonra cihazıma başka ne diyebiliriz? AB eşit DC eşit 1. Şimdi eğer biz şu üçgenin açılarını 36-36 değilsek bu üçgenin ikizkenar olduğunu söylemiş oluruz. O zaman DC uzunluğu 1 ise AD de 1'dir. O zaman şu uzunluk da şuna eşit çıktı. 1'e 1. O zaman diyorum ki burası da 72 olmalı. 72-72 şuraya da 36 kalır. Sanırım anlaşmışızdır. Peki.
Gel gelelim bunu yukarıdaki bilgiyle ilişkilendirebilir miyiz? Aşağıdaki üçgenin bütün açılarını yazabileceğim kenar uzunluklarını da yazdım. Şimdi 36-36 ikizkenar üçgeni lazım bana. Nerede var o? Aha da şurada. Şu üçgen. Şimdi burada x bölü y oranı fi'ye eşitmiş. Yani taban burada x burası. X bölü 1. O zaman buradaki x bölü 1 eşittir fi olacaksa o zaman haliyle buradaki x'in bu altın orana eşit olması lazım. Yani şu x'in. Peki sonra nasıl devam edebiliriz? Şimdi maalesef yine benzerlik demedik. Benzerlik demeden gene bir benzerlik çıktı karşımıza. Şunu görmemiz lazım. Neyi? Bakınız ABD üçgeni. ABD üçgeni nasıl bir üçgen? Şu üçgeni söylüyorum. 36, 72, 72 üçgeni. Benzer şekilde CAB üçgeni de aynı şekilde. 36, 72, 72. CAB. O zaman bu iki üçgen birbirine benzer. Benzerlik yazayım. AB uzunluğunun CA uzunluğunun oranı eşittir. Evet. BD uzunluğunun AB uzunluğunun oranı. Ne çıkıyor buradan o zaman güzel kardeşim? Bu kurtarır sanırım. AB uzunluğu 1. CA'de ne var? X. Gerçi biz ona az önce fi demiştik. Eşittir. BD uzunluğu ki bana sorulan oydu. Bölü AB. AB kaç? O da 1. O çok güzel. O zaman bizden istenen BD'yi tek seferde bulmuş olduk. Çünkü BD bölü 1 BD'dir. Ve ne eşitmiş o? 1 bölü fi dediğimiz altın oranın çarpmaya göre tersini. Hocam.